İlimizin çok büyük bir potansiyeli olduğunu her alanda ve bu potansiyeli değerlendirmek için de bir takım çalışmalar gerçekleştirdiğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. İlimizin özellikle tarihi, turistik, doğal değerlerini de hem ülke insanımızın hem dünya insanının beğenisine sunmak için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bugün içerisinde yer aldığımız foto safari etkinliğini de gösterebiliriz. Aslında bu baharla birlikte başlayıp sonbaharda kapsayacak şekilde kışa kadar devam edecek olan Doğu Beyazıt İshak Paşa Kültür ve Sanat Etkinlikleri adında bir çatı altında toplanacak bir etkinlik dizisinin başlangıcı. Tabii ki pandemi sürecinin biraz uzaması nedeniyle bunun bir kısmı pandemi sürecinin içine denk geldi. Aslında foto safari etkinliğimize çok ciddi bir başvuru oldu. Fakat sayıyı kısıtlamak zorunda kaldık. Ona rağmen ciddi sayıda fotoğrafçımız, çok önemli fotoğraf sanatçıları katıldılar. Etkinlik iki gündür devam ediyor. Güzel de gidiyor şu ana kadar arkadaşlardan edindiğimiz izlenimler. Bunun tabii ilimize çok katkısı olacak. Birincisi çok önemli bir fotoğraf arşivi, envanter ortaya çıkacak. Yine buraya gelen fotoğraf sanatçılarının, bloggerların kendi sosyal medyalarında veya medya mecralarında bu fotoğrafları paylaşmalarıyla, bu etkinliği paylaşmalarıyla birlikte ilimiz olumlu bir gündemle birçok insanın önüne çıkmış olacak. Fotoğraf çekmeyi dünyada en çok seven ikinci ulus. Japonlardan sonra ikinci ulus olarak gösteriliriz. Dolayısıyla fotoğraf sanatına bu kadar önem verirken fotoğrafla ilgili organizasyonların az olması gerçekten şaşırtıcıydı. Ama burada Ağrı Valiliğini tebrik etmek gerekiyor. Böyle bir organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçıları burada buluşturdu. Aynı yerden iki kere, üç kere geçerseniz var olanı fark edemezsiniz ama yani iyi bir estetik bir fotoğrafı, estetik bir manzarayı fark edemezsiniz ama
başka bir coğrafyadan getirdiğiniz farklı bakış açısı o estetik görüntüyü alır. Bu da bu 40 fotoğrafçının, Türkiye genelinde 40 fotoğrafçının buraya gelmesi anlamında çok önemli bana sorarsanız. Bizim açımızdan düşünecek olursak da ben mesela bu Obruk'tan, Obruk mu ya da Meteor Çukuru, bundan haberim yoktu. Obruk da olsa çok kıymetli, Meteor Çukuru da olsa çok kıymetli. Dünyadaki en büyük ikinci Meteor Çukuru olduğu söyleniyor. Bir de Türkiye-İran sınırında olması da buraya ayrıca bir özellik katıyor. Ağrı Dağı'nın eteğinde olması da buraya ayrıca bir özellik katıyor. Dolayısıyla Ağrı aslında fotoğraf açısından dinamik bir şehir, dinamik bir coğrafya. Fakat bugüne kadar fotoğraf açısından, fotoğraf sanatı açısından bakir kalmış. İnşallah bu 40 fotoğrafçı, yani bu foto safaride bu bakir noktalar gün yüzüne çıkacak diye düşünüyorum.